Merhaba arkadaşlar, Yap Yap kanalına hoş geldiniz. Bir butona basla karşınızdayız. Bildiğiniz üzere butona basta elimizde 4 tane teklif var ve her teklifin hayatta bir bedeli var. Biz soruyu okuduktan sonra siz de tam burada bir anket göreceksiniz. Siz de butona basarım ve basmazım şeklinde işaretleyebilirsiniz diyelim. Basalım butona. Haydi. Bundan sonra tuvalete gitmek zorunda kalmayacaksın. Ama artık insanlarla sadece şarkı söyleyerek konuşabileceksin. Yani mesela böyle konuşarak sana konuşuyorum. Abi tuvalete ben... Tuvalete niye gitmek istemeyelim? Niye gitmek istemeyeyim ki? Gidiyorum. Onu ben de düşünüyorum. Gidiyorum. Bir şey olmadım yani. Kitap okunuyor. Ferahlatan da bir his yani. Tabii. Şimdi tuvalete gitmek senin için hayatında bir yük mü? Önce bunu cevaplaman lazım. Ya bir ihtiyaç gideriyorsun sonuçta. Tuvalet dediğin şey o işe yarıyor. Evet. Bir sakıncası yok. Karşı hayatta taraf düşünsün. Başka hiçbir şey bulmayacaksın hayatta. Patron senden 3 gün izin. Ferahlatan mı? Gidemezsen kötü hani genelde de öyledir yani. Ben basamıyorum o yüzden. Yok ya ben buna basmam. Boş ver gidelim tuvalete. Telefonun var elinde. Anladım. İşte bir şey var. Zaman geçiyor zaten yani. Orada ayrı bir zaman, ayrı bir dünya oluşturuyor kendine. Tabii. Kapalı kapılar aldığında. Anladım. Haberlerde bahsedilen her konuda geleceği görebileceksin. Hı. Ama söylediğinde kimse sana inanmayacak ve her seferinde seninle dalga geçecekler. Niye bastın? Bastım. Neyi? Çünkü ben geleceği görmek istiyorum. Ooo dişi diş. Hakan'cığım işte 5 gün sonra deprem oluyormuş. Ha. İnanma. Tabii. Ha. Ne var ki? Ben basacağım. Takıl. Buna da basmam ya. Ben basarım, hatta basarım. Altının fiyatı artacak diyor. Diyor mesela haberlerde. Ben de biliyorum ki altın düşecek. Kimse inanmıyor. İnanmaz kardeşim ben yatırımı yapacağım. Evet. Kocan, annen, yarın bir gün çocuğun. Bak canım inanmasın. Kocam inanmasın. Tek başına alıp bavulu gidecek misin? İki gün sonra dediğim çıktıktan sonra derim mi kocama? Ne oldu tatlım? Hani ne oldu bana söyler misin derim. Söylerim. Dalga geçerler. Ondan sonra ben haklı çıktığım için son gülen iyi günleri her gün yaşarım yani. Bak buymuş o zaman ben de bastım buna ya. Evet. İnsanlar da dalga geçer ama bu bizim ne kadar umurumuzda beni ikna ettin. Dolar altın deyince ikna oldu. Çocuğun dünyanın en zengin insanı olacak. Ama 18 yaşından sonra onu bir daha görmeyeceksin. Vallahi kardeşim kızım söz konusu olunca bilemiyorum yani ben 18 yaşından sonra bir daha onu göremeyeceğim. Şu dediğim gibi yani onun sağlıklı ve mutlu güvende olduğunu bilirsem okeyim onun geleceği için. Hayatta olmaz. Ben bastım abi. Hayatta olmaz. Zaten bak şöyle düşün. 18 yaşından sonra 2 sene 4 sene daha var yok. Ondan sonra zaten üniversiteye gidecek, evlenecek falan gördün görmeyeceğim belli değil. Ben çocuğumu görmek istiyorum. Açalım perdeyi çocuğunu görecek. Zaten hayat belli olmaz ya. Yani zaten belki bir şey olacak. Zaten beni göremeyecek 18 yaşından sonra. Ben o 16'dayken ben gideceğim belki bir şey araba vuracak yani. Bari dünyanın en zengin insanı olsun bari. Zaten görünme ihtimali var. Bari okay. Yani diyorum ben. Vallahi ben yok diyorum ya. Yani ya düşünsene bak okutmaya uğraşıyorsun bilmem ne bir tamam. Sürü emekler zaten bunun için hani bir şeye sahip olsun diye yapıyorsun falan. Yok ya bir şey olmamak lazım. Yok ya. Ben bunda şey davranırım. Şekil değiştirebilme yeteneği olacak. Tamam. Ama her sabah hiç sevmediğin biri olarak uyanıp saat 3'e kadar değiştiremeyeceksin şeklini. Ama sabah uyanmak zorunda mıyız? Bak burada öyle bir bug var mesela. Tabii. Sabah uyanmazsın. 3'e kadar uyursun. Ama bak şimdi her sabah hiç sevmediğim kişi olarak uyanacaksan benim böyle bir yeteneğim yok ki. O yeteneği ben niye olumlu şekilde kullanamıyorum? 3'e kadar uyu. Bence de. Ne? Çok ünlü sevmediğim bir insan var. Benim de çok var. Ve onun da bir sürü aslında senden başka onu sevmeyen bir sürü de insan var. Evet. Düşünsene o kılıklı sokağa çıktın seni şey yapabilirler yani bayağı bir zarar görebilirsin. Atıyorum işte Adriana Lima'dır, efendim Rihanna'dır bir şey oldun diyelim. Şeklini değiştirdin, partilerde koptun, sabah bir kalkıyorsun kurabiye canavarısın. İyi yaşa. Tabii çünkü... o senin tipine göre işler güçler yani bir şey yaptığın ya için sen bildiğin için. Aynaya bakmazsın ya. Aynaya bakma işte. 3'ten önce iş almazsın zaten. Tabii.